Selçuk'tan biraz yol aldık. Belevi Anıt Mezarı'na geldik. Belevi Mozolesi, Mausoleum'u. Buradaki bir kaya parçasının hemen yandan, üstten işlenmesiyle yüzeylerine süsleyici mermer levhalar konmasıyla yapılmış. Çeşitli yerlerinde aslan ve grifon heykelleri varmış. 30 metre kare planlı, yüksekliği 23 metre, güneyden içeri bir geçit ve bunun sonunda bir mezar odası var. Bu arada grifon bir tür sphinx. Bu mitosların, mitolojilerin bilmece soran ve bilmeyeni öldüren yaratığı. Helen dilinde grifos bilmece demek zaten. Aslan gövdeli ve kanatlı grifon. Persepolis'te en güzel örnekleriyle karşılaşmıştım İran seyahatimde 2012'de. Mausoleum'un Selevkoslar döneminde yaptırdığı saptanmış. Menderes'in Magnezya'sına, Magnezya at Mayan duruma geldik. Günümüzdeki Manisa gibi, yani Magnezya et Spilium, Spil Dağı Magnezya'sı gibi. Menderes Magnezya'nın ismi de Artemis tapkısı yerleri ikisi de. Ve bunu kökeni iki şehirde de olan ana tanrıça Ma'nın tapınma alanları bunlar. Manisa'da en eski Ma tapkısı kabartması var. Magnezya zaten Luvice, Magnasa'nın helenleştirilmiş hali. Yunan diline uyarlanmış hali. Ma tapkısı alanı demek. Kentteki Artemis Tapınağı şu an Propilon'un girişinin önündeyim. Günümüzde harabe halinde. Helen kahramanlarla Amazonların savaşları canlandırılmış kabartmalarda. Aynı zamanda en eski eser soyguncularından, o gezginlerden Francis Charles Texier tarafından Fransa'ya götürülmüş. Şimdi Louvre Müzesi'nde. Kentte bir de Zeus Tapınağı var. Tapınağın ön yüz elemanlarının hepsi Alman Karl Humann tarafından sökülüp Berlin'e gönderilmiş. Onlar da bugün Pergamon Museum'da Berlin'de monte edilmiş halde orada müzede ziyaretçilerini karşılıyor. Manisa büyük de bir antik kent. Şu an surları görüyorsunuz. Arkamdaki uzanan yapılar surlar. Devasa bir stadyum var. 30 bin kişilik. Antik çağın en büyüklerinden. Biraz ileride ama. Orayı da göstereceğim. Magnezya'nın stadyumu, daha doğrusu antik Yunan'da stadyonu. Şunlar oturma sıraları, şu anda otlara bürünmüş, ağaçlar görünmüyor. Aynı şekilde burası da öyle. Devasa bir stadyum. Şu anda girişindeyim. 30 bin kişilik bir stadyum. İleride belli oluyor mu bilmiyorum. Oturma sıraları bir uçta kazılmış, ortaya çıkarılmış. Şurada da görüyorsunuz. Orayı da. Şimdi stadyuma geldim. Bir uçtan buraya yürüdüm. Bir uçtan bir uca bile yürümek 5-10 dakika sürüyor. Devasa bir stadyum gerçekten. Afrodisias'ta görmüştüm bu kadar büyük stadyumu. Burayı daha önce görmemiştim. Daha önceki geldiğimde, bir 10 sene önce. 30 bin kişilik bir stadyummuş söylediğim gibi. Antik çağın en büyüklerinden biri. Menderes Magnezya'sının stadyumu. Burada araba yarışları, araba gösterileri düzenliyor. Diğer başka koşu vesaire gösteriler var. Araba yarışları fanatik seyirciler tarafından kahraman olarak görülürlermiş. Ortamda bugünün futbol stadyumlarından tek fark aslında seyircilerin iki değil dört farklı gruba ayrılması. Beyazlar, kırmızılar, maviler ve yeşiller var ve bunların ömür boyu taraftarı olurdunuz eğer o dönemde yaşasaydınız. Başka bir takıma geçmek ihanet sayılırmış. Senatörler, imparatorlar bir de takımlarına ömür boyu bağlı olurlarmış. Örneğin Roma'da İmparator Caligula yeşillerin ateşli bir taraftarıymış. Günün çoğunu ahırlarda yarışlarla yemek yiyerek geçirirmiş. Böyle bir saplantısı varmış. İmparator Caligula'nın
Stadyum bu şekilde. Daha önceki videolarımda Tulos'ta, başka yerlerde stadyum hakkında bilgi vermiştim. Aynı zamanda burası biliyorsunuz bir uzunluk ölçüsüydü. Bir stadyum yaklaşık 180 metre, 200 metre arası. Şehirlerin arasında da bu stadyumlar ölçü birimi olarak kullanılırmış. Bir stadyum 180 metreye göre değişiyor. Örneğin işte Efes'le Magnezya arası atıyorum 30 stadyum gibi, aynı zamanda stadyumun ölçü uzunluğu ölçü birimi olarak kullanılırmış. Şimdi akşam Şirince'ye geldik. Böyle şirin bir odamız var. 40. butik ağzımızdayız. Butik oteldeyiz. Etraf böyle. Şimdi buraya yerleşiyoruz. Birazdan kendi restoranına gideceğiz. Orayı tanıtırız. Şöyle bir şehir manzaramız var. Şirince manzarası. Şirince'de yürüyoruz. Beşer, sabun vesaire birkaç bir şey aldık. Öyle turistik, keyifli bir yer. İç Anadolu'daki o Safranbolu gibi. Adatepe gibi. Yine kuzeyde. Keyifli bir yer. Şirince'de şimdi bir kilisenin içine giriyorum. Karşıda absisi. Tipik bir haş bir anlurum kesesi. Azizlerin yüzleri oyulmuş. Şirince'ye en son 9 sene önce gelmiştim. Şimdi tamamen bir turistik köye dönüşmüş 10 sene önceye göre. Bugünkü mimarisiyle bilinse de buraya aslında ilk göç edenler Efesler olmuş antik çağda. O Efes'in limanının yavaş yavaş zaman zaman dönem dönem dolmasıyla o küçük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar sonucu liman tıkanmış ve bunun yanında bataklıklarda çoğalan, o alüvyonla çoğalan sivrisinekten ve sıtma belası baş gösterince Efesliler 400 metre yakındaki Şirince tarafına, bu yöreye çekilmişler. Ve bu bölgede zaten insanlar uzun zamandır antik çağlardan beri yaşıyorlarmış. Köye 1924'te mübadelede Yunanistan'dan gelen Türkler yerleştirilmiş. Buranın popüler olması da şey aslında, bu 21 Aralık 2012'deki o Maya kehanetine göre güya kıyametin kopacağını, işte Şirince gibi bir de bir köy daha var Avrupa'da, o ikisinin bundan etkilenmeyeceğini yayan bir grup yüzünden burası bayağı popüler olmuş.